Evet, herkese merhabalar. 157. metin çevirisi ile devam ediyoruz. Nedir? Haber nedir? Tüm haberler. Uyan tüm haberlerdir. Yani burada uyan tüm haberden kastedilen e, haber değeri taşı yani haber olmaya uyan anlamı veriyor burada. Tüm haberler, haber olmaya uyan tüm haberlerdir. Şirket sloganıdır. Yer alan burada e, bu kavramda büyük puntolarla basılan, kalın puntolarla basılan anlamı var burada. Kalın puntolarla basılan şirket sloganıdır. Nerede? Ön sayfasında. New York Times dergisinin ön sayfasında yer alan büyük puntolarda yazılan şirket sloganıdır. Haber olmaya uyan tüm haberler. Hiçbir kitle iletişim aracı taşıyamaz. Her haber değeri olayı taşıyamaz. Yani sayfasında yer veremez. Hiçbir kitle iletişim aracı taşıyamazdan kastettiği bu. Neden? Bunun nedenidir. Nedir peki? Hepsinin sınırlandırılmasıdır. Ne ile? Maliyetler ve ulaşılabilirliği. Yer ve zamanın ulaşılabilirliği ile sınırlandırılmasıdır buradaki yerden kastettiği de sayfa. Maliyetli olduğu için ya da sayfa sınırı olduğu için tabii ki her haberi taşıyamıyorlar sayfalarına kastettiği bu. Örneğin ortalama günlük gazete doldurur. Yaklaşık %62'sini onun onun sayfalarının %62'sini yaklaşık reklamlarla doldurur. Bırakarak, ayırarak, sadece 38'ini haber hesapları için ayırarak, nasıl haberler, neyle ilgili, insanla ilgili hikayeler ve sadece eğlence konularına ayırarak, e, eğlence konuları ile ilgili haber hesapları için sadece yüzde Bırakarak reklamlarla onun sayfalarının yüzde 62'ni yaklaşık doldurur. A televizyon haberleridir. Hatta daha sınırlıdır. Her yarım saatlik program içerir. Sadece 22 ile 23 dakikalık haber içerir ve insan insanların ilgisini çeken hikayeler içerir. Aksine neyin aksine çoğu insanın düşündüğü şeyin aksine, düşündüğü şeyin aksine haber değildir. Sadece dışarıda değildir. O toplanmalıdır, toplanmak zorundadır. Neyden? Çoklu olaylardan, pek çok olaydan da diyebiliriz. Pek çok olaydan toplanmak zorundadır. Sadece birkaçı onların sadece birkaçı ele alınacak. Onların sadece birkaçı ele alınacak pek çok olaydan toplanmalıdır, seçilmelidir daha uygun olur, seçilmelidir. O halde öyleyse nedir haber nedir o halde? Belki de en iyi açıklamadır şudur haberdir muhabirlerin editörlerin ve yapımcıların karar verdiği şeydir haber karar verdiği şeydir haber Doris Graber tanımlamıştır belli kriterler en sık kullanılan haber e, hikaye seçimlerinde en sık kullanılan belli kriterler tanımlamıştır. Hepsinden önce kabul edilebilmesi için haber olarak kabul edilebilmesi için hikaye sahip olmalı bir etkiye, izleyici üzerinde bir etkiye sahip olmalı. Yani olaylar söylenen, gazetede söylenen ya da gösterilen, televizyonda gösterilen olaylar ilgili olmalı. İlgili olmalı. İnsanların yaşamlarıyla ilgili olmalı. Olaylar Orta Asya'daki olaylar örneğin Orta Asya'daki olaylardır. Haberdir Amerikalı insanlar için haberdir. Ne zaman peki? Onlar bir etkiye sahip olduğu zaman. Ne etkisi? Kimin üzerinde? Amerikalı oradaki, oradaki Amerikalı rehineler üzerinde bir etkiye sahip olduğu zaman Amerikalı insanlar için haberdir. Bir diğer kriter. Haber değeri için bir diğer kriterdir. Varlığıdır. Şiddetin, çatışmanın, felaketin ya da skandalın varlığıdır. Şiddet içeren suç, örneğin şiddet içeren suç bastırır. Bütün günlük haberleri bastırır. Hatta şiddet içermeyen çatışma yapar haber yapar. Hatta şiddet içermeyen çatışma bile haber yapar. Hiç kimse aldırış etmez. Ne zaman? Yüz üyesi kongrenin çıktığı zaman beyaz sarayda bir toplantıdan çıktığı zaman kongrenin yüz üyesi ve söylediği zaman neyi neyi söylediği zaman başkanın programının harika olduğunu söylediği zaman hiç kimse aldırış etmez. Fakat eğer biri üyelerin biri söylerse eğer o berbattır diye söylerse eğer üyelerden biri o zaman bu haberdir. Aşinalık ayrıca da bir unsurudur. Bir haberin unsurudur haline gelen, haber olan yani haber olan, haber haline gelen bir olayın unsurudur. Ayrıca aşinalık. Olaylar çok muhtemeldir. Ele alınması, haber olarak olayların ele alınması çok muhtemeldir. Ne zaman? Onlar içerdiği zaman bireyleri içerdiği zaman. Hangi bireyler? Halkın hali hazırda tanıdığı, tanıdığı bireyleri içerdiği zaman haber olarak ele alınması olayların olayların çok muhtemeldir. Yaklaşık yüzde seksen beşi yerel haber hikayelerinin yüzde 85'i televizyonda ve gazetelerde haber hikayelerinin yerel haber hikayelerinin yaklaşık yüzde 85'i içerir. Tanınmış insanları içerir. Tanınmayan insanlar en çok haber değeri olanlardır. Olarak suç mağdurları ya da doğal afet mağdurları olarak en çok haber değeri olanlardır tanınmayan kişiler. Son kriter nedir son kriter? Hikayelerin yeni olmasıdır. Olması gerektiğidir. Olması gerektiğidir. Cezbetmek için. Medyanın dikkatini çekmek için yeni olması gerektiğidir. Son kriter. Onlar olmalı. Ne olmalı? Muhabirlerin söylediği, dediği şey olmalı. Nedir o da? Son dakika haberleri dediği şeyler olmalı. Ve onlar ayrıca da sıra dışı olmalı. Rutinin düşünülmektedir. Rutinin ne olduğu sıradan olduğu düşünül düşünülmektedir rutinin. Ne zaman peki? o bazen sahip olsa bile bir önemli etkiye insanların yaşamları üzerinde önemli bir etkiye sahip olsa bile sıradan olduğu rutinin sıradan olduğu düşünülmektedir. Son e, eski editörü Eski New York Sun dergisinin editörünün söylediği gibi Eski New York Sun dergisinin editörünün söylediği gibi bir köpek ısırdığı zaman bir adamı bu haber değildir. O yaşandığı için sık sık çok sık çok sık yaşandığı için o haber değildir bir köpek ısırdığı zaman bir adamı fakat eğer bir insan ısırırsa bir köpeği eğer bir insan ısırıyorsa bu haberdir bu listeye eklenebilir uygunluğu eklenebilir. Bireylerin röportaj için uygunluğu bu listeye eklenebilir. Muhabirler güvenir. Hemen hemen sadece röportajlara ve sadece ara sıra okumaya, döküman okumaya güvenir. Röportajlara ve döküman okumaya güvenir. Bağlılık röportaja bağlılık sonuçlanır. Kaynaklanır. Daha doğrusu kaynaklanır. Neyden kaynaklanır? Kısmen ihtiyacından kaynaklanır. Kişiselleştirmeye. Haberleri kişiselleştirmeye ihtiyaçtan kaynaklanır. Özellikle televizyon gazeteciliğinde onun talepleriyle. Görseller için onun talepleriyle televizyon gazeteciliğinde özellikle haberleri kişiselleştirme ihtiyacından kaynaklanır kısmen röportaja bağlılık. Gerçek çoğu habercinin çoğu muhabirin bulduğu gerçeği. Neyi? Dökümanları dökümanları analiz etmenin sıkıcı ve sıkıcı da bulduğu gerçeği artırır onların bağlılığını, röportajlara bağlılığını artırır döküman analizini sıkıcı bulduğu gerçeği. Her ne olursa olsun sebep, her ne olursa olsun sonuçlardır. Bir ön yargıdır. Olanların lehine bir ön yargıdır. İstekli olanların lehine ve konuşa, yani konuşmaya yapabilen, konuşmaya yeterliliği olanların ve istekli olanların lehine bir ön yargıdır. Bu kriterler sahiptir. Çok az ilgilidir çok az ilgilidir. Yani pek de ilgisi yoktur da denilebilir. Bu kriterlerin pek de ilgisi yoktur ne ile önemiyle. Haber hikayelerinin önemiyle pek de ilgisi yoktur bu kriterlerin. Onlar vurgular. Çoğunlukla yolunu vurgular. Neyin yolunu? İzleyicilerin ilgilerini tutmanın yolunu. Yani ilgilerini çekmenin demek daha uygun olur. İlgilerini izleyicilerin ilgilerini çekmenin ilk ilgisini izleyicilerin ilgisini çekmenin yolunu çoğunlukla onlar vurgular. Medya kuruluşları onların karlarını reklamların satışlarından yaptığı için medya kuruluşları onların karlarını reklam satışlarından yaptıkları için onlar tutmalı. Onların reytinglerini ve e, sirkülasyonlarını yani dolaşımlarını yüksek tutmalı.